Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve iğniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimize sizinle beraber yeni başlar gibi başlayacağız hemen bu uç kısmından arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Hemen tığ battıya girerek bu şekilde en son tığ battıdan başlıyorum ki devamı gibi olsun arkadaşlar. Bu şekilde siz de herhangi bir tığ battıya başlayarak başlayın ve 12 tane zincir çekin. 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zincirimi çektim arkadaşlar. 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battıma bu şekilde Buraya 12 zincirli yuva yaptım. 1 2 zincir. Hemen tek bir tığ battı yaptım. 2 zincirli tığ battı ve tekrar 12 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 11 ve 12. Yine iki tığ battı sayıyorum arkadaşlar. 3. tığ battımın içine giriyorum. Bu şekilde kapattım bir iki zincir hemen bir sonraki tığ battımın içine buraya kapattım 12 zincir arkadaşlar göreceksiniz bu iki zincirli tığ battılar çok faydalı olacak çünkü bunu yapmadan direkt 12 zincirler yuvarak yapılırsa Dönüşüm kısmı çok zor oluyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bir, iki zincir çekip yandaki tığ battıya batıp bu geçiş köprümüz olacak. Şimdi arkadaşlar. Üç tane ara suyuna iki tane de bu şekilde çiçeğimizin ana yuvası olarak yapıyoruz. 3 beş, iki tane de arkadaşlar şöyle ara baş bırakmak için yapalım. Tekrar 12 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi yine 1, 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine girdim arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde bir tane de Birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci yeşil sıramızın yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. 12 zincir. 3. tığ battı. Ve arasına iki zincirli bir tığ battı yapıyoruz. Şimdi ikinci sıramızın bu sık iğneli kirpikli kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Birinci sırayı bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci sıranın yapılış kısmına geçiyoruz. Bu ara tığ battısı geçiş köprüsü olarak adlandırdığımız iki zincirli tığ battının içine bir tane sık iğne ile giriyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde ikinci yuvanın içine girdim. Yuvamızın içine 7 tane sık iğne ile şöyle sağ tarafına başlıyoruz. 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğneyi yaptım. 7 tane de zincir çekiyorum. Buraya yuvaya kapattım. Tekrar 7 zincir. 7 zincirimi yuvaya kapattım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir yuvaya kirpik olarak kapattım. 7 tane buraya sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar 7. de bu şekilde burada buraya kapattım. Evet. Bir tanesini yaptık arkadaşlar. Ortada 3 kirpiğimiz sağında solunda 7 şer sık iğnemiz. Sıradaki yuvamıza bu şekilde giriyorum sık iğne ile geçiş yapıyorum. 7 tane de buraya sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 sık iğnemi yaptım. Hemen 7 zincir çekiyorum. Ve buraya yuvamızın içine kapattım. 7 zincir. 1 2 3 4 7 zincir sık iğne ile kapattım buraya 7 tane de sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 7. de buradaki 2 zincirimin içine girip bitiriyorum bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar İpimi koparıyorum Evet. Bu şekilde umarım iki tanesi arkadaşlar anlaşılmaya yetti. Aynı işlem. Bu şekilde yapılacak ikinci sırada da arkadaşlar. Ve şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Baştan beş tane sayacağız. Şöyle ters tarafını çevirelim. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beşinci ara suyumuzun ilk kipriğinden bu üç kiprikten baştaki birinci kiprikten tutturdum. Buraya arkadaşlar 8 tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektim arkadaşlar. Ve buradaki ilk kipriğimden de tutturdum buraya. Bu şekilde bir tane yuva yaptım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. Döndüm düz yüzüne. Buradaki yuvanın için arkadaşlar 7 zincirli kirpiklerle 9 tane kirpikle dolduracağız. Bu birinci kirpi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu ikinci kirpi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Üçüncü kirpi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Dördüncü Bir iki üç, dört, beş, altı ve yedinci kirpiğim, şey zincirim kapattım kirpik olarak. Kirpik olarak da beşinci kirpim arkadaşlar. Altıncı Yedi zincir Yedinci 5, 6 ve 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da 8. Tekrar 7 zincir. Kapatıyorum. 9. kirpik olarak arkadaşlar. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. ipimi yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi mor rengimizi yapacağız. Ters tarafını çeviriyorum. Sarı ilmeğimin ilkinden bu şekilde girip bir tane tığ battı yapıyorum. 10 tane zincir. 10 tane zincirimi çektim. Bir tane buradan atlayıp ikinci kirpiğimden arkadaşlar tutturuyorum. Arada bir tane boş kirpik bırakıp bu şekilde 10 zincirli yuva yapıyorum. Yine 10 zincir. Yine bir tane kirpik atlayıp arkadaşlar. İkinci arada bir tane boş bırakıp bu şekilde 10 zincirli yuva yaptım. Tekrar bir tane atlayıp üçüncü yuvamı yaptım. Modelimiz iğneden tabi dönüşüm arkadaşlar. daha önceki çekmeyen videomda anlatmıştım çok güzel bir şekilde yeniden ta dönüşüm olduğunu 3 zincir çekiyorum arkadaşlar bu şekilde düz yüzünü döndüm ve yuvama sık iğne ile kapattım 2 zincir kapatıyorum 2 zincir kapatıyorum yani ikişer zincirli kirpikleri yaparak Yuvayı dolduruyoruz arkadaşlar. 5 6 7 ve 8 Bu şekilde arkadaşlar 10 zincirimizi 8 tane ikişer zincirli kirpik oluşuyor. Sıradaki yuvaya sık iğne ile geçtim. 1 2 zincir kapattım buraya. 2 zincir 8 tane arkadaşlar bu şekilde 10 önceki yuvalara kepikler dolduruyoruz. 2 zincir 6 ve 7 Şimdi arkadaşlar sıradaki yuvamızın içine sık iğne ile geçtim. 1 2 zincir girdim. 2 zincir 3 oldu. 2 zincir 4 oldu. 5 6 7 2 zincir ve 8 zincir. Bu şekilde arkadaşlar yuvalarımızı dolduruyoruz. Sonuncu kirpiğimizin de içine girdim. Buraya da 8 tane şimdi dolduracağım. Ve modelimizi bitirmiş olacağız. 2 oldu. 3 oldu. 4 5 2 zincir. Şöyle 2 çekelim arkadaşlar. 5 6 7 2 zincir ve 8. Buradaki arkadaşlar sarı kirpiğimizi de girmeyi unutmayalım tane zincir çekip arkadaşlar ipimizi koparıyorum. Buraya arasında yaptığımızda da arkadaşlar şu şekilde bir dediğimizde bakın arkada tertemiz oldu. İpimi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. İğneden ta dönüşüm dedik ama lakin mekik kadar güzel oldu ara suyu da gördüğünüz gibi. Çok hoş ve çok zarif oldu. Görmüşsünüzdür arkadaşlar. Instagramlarda bu şekil iğne yası modelini Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.